Edeki rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler Zigana Dağı'nda kayak yaptı, kemençe eşliğinde horon tepti. Önce yemek, ardından kemençe eşliğinde horon. Gümüşhane'de 70 engelli öğrenci Zigana Dağı'ndaki tesislerde hayatın farklı rengini gördü. En büyük keyif kar üstünde kayak sona bırakıldı. Refakatçiyle kızaklara binen öğrenciler çığlıklarıyla pisti renklendirdi. Kaç, kaç, kaç. Arkadaşlarınla beraber eğlendin mi? Çok hocam. Röşetten bindik, ters döndüm hocam. Ondan sonra düştü. Evet. Kolbasa oynadı, kemençe oynadı, her şeyi oynadık. Güzel buldum yani, soğuk ama bizim için sıcak bir ortamdı. Çocuklar için de aynı zamanda. Çok memnun kaldılar, hani oynadılar, işlerindeki enerjiyi attılar. Biz de aynı zamanda enerjimizi attık. Bizim için de eğlence oldu, yani güzel oldu. Şimdi sırada romantik bir haberimiz var. Aşkın engel tanımadığına ilişkin. Bedensel engelli basketbolcu Serkan Antaç, Antalya'da tatil yaparken Rus Olesya'ya aşık oldu. Çift şimdilik evlilik planları yapıyor. Antalya'nın parklarında el ele dolaşan bir çift. Rus Olesya Zidoves'le Türk Serkan Antaç. 36 yaşındaki Serkan Antaç yürüme engelli. Ancak Olesya ile yaşadığı aşk engel tanımıyor. Engelsiz otel projesi vardı. Orada benim tanıtım çekimlerim vardı. Kız arkadaşım da orada tatil yapıyordu. Öyle de ilişkimiz başladı yani. Serkan Antaç bir sporcu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusu. Bir ekonomist olan Olesya Zidovets onun hayata bağlılığından etkilenmiş. Seni seviyorum diyor. Diyor işte beni ilk gördüğümde.